Evet, kuşlarımız yemimizi bağladık bu şekilde. Şimdi sistem şu. Bunu gördüğünüz gibi şöyle bir aparatı var. Bir pipetle tutuyoruz. Daha sonra bakın şuradan bağlıyoruz. Suya vurduğu zaman bu pipet yukarıya doğru çıkıyor. Yemimiz aşağıya normal şekline dönmüş oluyor. Şimdi bunu tekrar yapıyoruz. Şöyle pipetimiz içinden geçiriyoruz. Yemimizi şuradan geçirip bırakıyoruz. Atarken hiçbir şekilde düşme yapmayacak. Attıktan sonra bu pipet yukarıya çıkacak ve atış başarılı olmuş olacak. Şimdi deneyelim, onu hemen atalım. Evet, eldiveni de takıyoruz. İpisine olduğu için müthiş derecede zarar veriyor parmaklara. Onun için dikkatli olmak lazım. Kamışımız 4.20. Kurşunumuz 100 gram. Evet. Nasibimizi bekliyoruz ama maalesef bu aralar Gemlik körvezi ölür. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle yine uzun atışlarda bizlere yardımcı olmak üzere bir aparat yapacağız. Surf Hasnik avlarında. Lüfer avlarında da bu kullanılabilir. Bunun için şöyle bir çelik tele, bir tane fır döndüğe, tabi iğnelere ihtiyacımız var sevgili dostlar. İlk önce aparatımızı, şöyle çelik telimizi alıyoruz. Çelik telimizi şöyle bir boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir tane fır döndüğümüze takıyoruz. Yani boyutlarını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bunun boyunu yaklaşık olarak 1 parmağın yarısı kadar keseceğiz. Fazla uzun lazım değil bize. Bütün işi gören bu aparat sevgili dostlar. Çok farklı bir şey. Daha sonradan şimdi takımımızı hazırlamaya başlıyoruz sevgili dostlar. Ben bu şimdi kadraja fazla şey olmasın diye kısa tutacağım. Siz istediğiniz boyutta bunu yapabilirsiniz. Takımımızı şu alttan gelen sina ile birlikte olan yere takımımızı bağlayacağız şimdi. Burayı da istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Ben şimdilik videoyu fazla uzatmamak için
fazla şey göstermiyorum, özen göstermiyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi şeyin boyunu fazla tutmayacağım ben. Daha sonra buradan kopardık. Stoperlerimizi yapıyoruz. Daha sonra kurşunumuzu bu normal takımımız sevgili dostlar. Gördüğü gibi aparatımız burada. İğnemizi, köstemizi yapıyoruz sevgili dostlar. Burada önemli olan köstemizin boyu şuradaki şeyin boyu kadar olmalı. Yani şu mesafeyi geçmemeli. Onun için burada biz gezerli stoperli şey yaptık ki onu rahatlıkla ayarlayabilelim diye. Şimdi buradan getiriyoruz bu köstenin oraya. Köstemizi de bağlıyoruz. Evet. Şu anda köstemiz takımımız köstemizle birlikte hazır sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir pipet parçası sevgili dostlar kullanacağız. Bakın şu boyutlarda fazla uzun olmayacak. Şöyle bir büfet parçası. Bu makinamızdan gelen misinamız olarak düşünün. Yerim biraz dar. Makinamızdan gelen misinamız. Pipetimizi makinamızdan gelen misinanın içinden geçiriyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz şu aparatlı bölümün şuradaki tarafına bağlıyoruz sevgili dostlar burada. Bunu da bağladık. Şu anda takımımız hazır sevgili dostlar. Sistemimiz bu.
Bakın şimdi sevgili dostlar, bunu buradan takıyoruz. Taktık. İğnemizi getirip bakın şu bölümden takıyoruz. Şunu ben bir ayarlayayım. Şöyle şey olmalı, sert olmalı. Bakın. Şunu yemimizi güzelce bağladık iğnemize. Bunun şeyde çekilmiş videosu da var. Onu öncesinden zaten bu videonun öncesinden onu da seyrediyor olacaksınız. Kafanız karışmayacak. Şimdi düşünün. Şeye düştüğü andan itibaren, suyun üstüne düştüğü andan itibaren buradaki şunu görüyor musunuz? Şu pipet parçası. Şu pipet parçası yukarıya çıkacak. Olay bu kadar basit. Yemli bağlı olduğu köstek düşecek yani. Hiçbir yere sarılmadan gayet net bir şekilde bu işlem oluyor sevgili dostlar. Şimdi yine aynı şekilde gösteriyorum. Taktık. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi elimi kapatmadan göstereyim. Burada suya düştüğü andan itibaren bu pipet yukarıya doğru çıkıyor. Kurtulunca yemin takılı olduğu köstek rahatlıkla yere düşüyor sevgili dostlar. Yani buradaki amaç sevgili dostlar, bu şimdi böyle sarkık olduğu zaman, yem de buna bağlı olduğu zaman, özellikle lüferin lüfer avlarında çok fazla yaprak yem kullandığımız için çok fazla mukavemete uğruyor. Dolayısıyla ileriye atış tekniğimiz maalesef zayıflıyor. Ama bunu bu şekilde yaptığınız zaman mukavemeti sıfıra indireceği için, bakın altta sarkan herhangi bir yem olmadığı için, direkt kurşun ileride gideceği için kurşunun gitme mukavemetini normalin üstüne bir seviyeye çekeceğiz. Ve dolayısıyla yemimizi de çok düzgün bir şekilde bırakmış olacağız. Suya düşer düşmez sevgili dostlar bu yukarıya kalkıyor. Hem suyun kaldırma kuvveti hem şiddetli, hafiften kendimize doğru çekeceğiz. Attıktan sonra bakın hop iş bitti. Evet sevgili dostlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.